Artık nefesler tutuldu. 2,5 yıllık hasret sona erdi. Beşiktaş taraftarı pazartesi günü Bursaspor'la oynanacak maçta işte arkamızdaki Beşiktaş Vodafone Arena tribünlerini dolduracak. Futbolcularsa Yeşilçim'e ilk kez bu statta ayak basacak. Yani pazartesi akşam 8'de bu statta şölen yaşanacak. Nisan'da stadın resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. 11 Nisan'da ise siyah beyazlı taraftarlar yeni stadına kavuşacak. Kartal yuvasına dönüyor dedik ve Beşiktaş taraftarları pazartesi günü maça geldiğinde stattaki bu koltuklara oturacak. Koltuklar açılır, kapanır sistem ve stat içinde toplam 41.903 koltuk bulunuyor. Ve Bursaspor maçının biletleri de satışa çıktığı an itibariyle bitti. Yani pazartesi günü bu stat kapalı gişe. Statta 147 loca çoktan satıldı. 81 koltuksa engelli taraftarlar için ayrıldı. Beşiktaş Vodafone Arena stadının tribünlerinin tamamı kapalı. Ve statta nerede oturursanız oturun, sahanın her yerine hakim olabiliyorsunuz. Ayrıca iki kat tribün yapısıyla Beşiktaş taraftarlarının burada farklı koreografilere imza atacağını da şimdiden söyleyebiliriz. Tribünlerle saha arasındaki mesafe sadece 6 metre. Gol sevinçlerinden sonra taraftarla futbolcu rahatlıkla kenetlenebilecek. Türkiye'nin birçok stadında hala zemin problemi konuşuluyor ama Vodafone Arena'nın çimleri diğer statların çimlerini imrendirecek durumda. İşte bakın, çimler gerçekten harika gözüküyor ve Başkan Fikret Orman'ın söylediğine göre Avrupa'nın birçok stadından daha güzel kalitede bu çimler. Çünkü bu çimlere hibrit teknolojisi eklendi. Suni çimlerin dışında orijinal çimler de burada mevcut ve bu çimler ne kar, ne yağmur, ne de çamur tutuyor. Stat içinde toplam 787 kamera işte buradaki güvenlik odasına stat içindeki tüm taraftarları hatta tribünlerdeki tüm kareyi buraya yansıtacak. Ve Türkiye'deki ilk ve tek yüz tanıma teknolojisiyle burada olay çıkaran taraftarlar rahatlıkla tespit edilebilecek. Stat içinde 4 tane mescit bulunuyor ve taraftarlar maça geldiğinde maç öncesi, devre arası veya maç sonunda namaz saatlerinde burada rahatlıkla ibadetini gerçekleştirebilecek. 1947 yılında Beşiktaş'ın Ajax Stockholm'la oynadığı maçta Süleyman Seba attığı golle Beşiktaş'ın tarihine geçmişti. İlk golünü atmıştı İnönü Stadı'nın. Ama Vodafone Arena'nın ilk golünü bakalım hangi futbolcu atacak? Beşiktaş!